Hocam bu şimdiki oturumumuzda konumuz size yönelteceğimiz hem Instagram adresinden hem de YouTube chat kısmındaki sorular olacak. Düşüncelerinizi sıra sıra sorular sordukça paylaşabileceksiniz. İsterseniz ilk sorumuzla başlayalım. Kutsal Dört dininde Sümerlilerden birçok ayetten yararlandığından bahsedilir. Sümerli kaynaklarda bu kitapların birçok ayeti içerdiğinden bahsedilir. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Kim ne düşünüyor? Ben mi ne düşünüyorum? Ben Mustafa başlayayım söyle. isterseniz. Evet, Evet, kısa. tabii. Çünkü sorular muhtemelen epeyce var. Kısa kısa gidelim. Özet. Bir fikir sahibi olmak. Şimdi peşinen şunu arz edeyim. Fikrimin doğruluğu sabit değildir. İddiası, mutlak doğruluk iddiası da değildir. Bir kanaatimi paylaşıyorum. Beğenen beğenir, sorgulayan sorgular, eleştiren eleştirir. Nokta. Şimdi kutsal dört din diyor. Dördüncüyü ben bilemedim. Sami gelenekte bizimkiler genelde üç din derler ama dördüncüsü hangisi? Yani Hinduizmi, Budizmi nedir onu anlamadım. Yani Yahudilik, kronolojik olarak Hristiyanlık, İslam. Üç din. Üç din var. Ortada bir Tevrat, İnciller ve Kur'an var. Bu üç dinin özellikle yaratılış öyküleri babında daha çok kıssalar çerçevesinde hatta 10 emir, Tevrat'ın 10 emri, bizim Kur'an-ı Kerim'in İsra işte 25-38, bir kısmı da En'am suresinde böyle ziplenmiş olarak Tevrat'ın 10 emrine benzeyen hükümler konusunda evet Sümer metinleriyle dini metinler arasında ortak temalar olabilir. Şimdi bu hemen bir Muazzez ilmiye çığ yaklaşımı da sergilenebilir. Yani bu Sami gelenek Sümer'den aparmıştır. Bu bir iddia. Fakat şöyle de okunabilir. Bak bir romantik iddia daha sürebilirim. Sümerlere de peygamber gönderilmiştir. Ama biz bilmiyoruz. Bu da muhtemeldir ama bana göre daha muhtemel olan şudur. Kur'an üzerinden giderse, Kur'an kendisini zikir olarak tanıtır. Zikir ne demektir biliyor musunuz? İnsanlığın tarihi hafızasında, geçmişinde var olan, aslında ontik olarak varlığın özünde de mevcut olan iyilik ve iyiliğe dair değerler ve kavramları unuttuğunu hatırlatmaya geldimler. Kur'an hiçbir zaman ben iptidaen, ilkten, sıfırdan bir şey icat ettim demez. Dolayısıyla iyilik de Hazreti Muhammed ve Kur'an'la dünya sahnesine gelmiş değildir. İnsanlığın maşeri vicdanında sağduyusu Sümerler'de de mevcuttu. Babil'de de mevcuttu. Eski Mezopotamya'da da mevcuttu. İnka'da da mevcuttu. Aztek'te de mevcut. Her yerde. Bugün Nepal'de, Katmandu'da da mevcut. O açıdan bakıldığında insanlığın ortak sağduyusundan çıkan, insanlığın yaratıldığı gün içinde zaten mevcut olan o iyiliğin tarihsel süreçte farklı kültürlerde söylenmiş, benzerlerinin kutsal kitaplarda yer almış olması ille de bir yerden bir yere kopyalama, aşırma, intihal gibi anlamanın lüzumu yoktur. Olabilir. Ben bunu ortak insanlık sağduyusu. Burada şu felsefi ve aynı zamanda kelami olarak şöyle bir problematik var. İyilik Tanrı'dan onun beyanıyla gelir ve o tanımlar neyin iyi olduğunu derseniz bu benim açıklamam çöpe düşer. O zaman başka izah bulacaksınız. O zaman Sümer'e de peygamber gelmiştir demek zorunda kalırsınız. Ama ben iyilik ve kötülüğün kutsal kitapla tanımlanmadığını, kutsal kitaplarda yeniden hatırlatıldığını, iyilik ve kötülük denen şeyin eşyanın özünde özsel bir değer olarak mevcut olduğuna inananlardanım. Bu bağlamda fıtrat denen şeyin de insan her neyse yaratılışında Kur'an'a bakarsanız fucuru ve takvası iyisi kötüsünü kendi bünyesinde taşıyan ve aslında insanlık sınavını da kendi içindeki bu kutuplaşmada iyinin yanında saf tutmakla onu galip kılmaya çalışma performansıyla ölçülebileceğine inananlardanım. Bu açıdan baktığımızda
Sümer'de bir takım değerlerin, hukuki normların veyahut yaratılış öykülerinin, Nuh tufanı gibi kıssaların olmasının, efendime söyleyeyim, bizim kitaplarda da yer almasının yadırganacak, yatsınacak bir tarafı yok. Son bir cümle söyleyeceğim. Bir de hangi kültür, hangi dini gelenek, baba tartışma konuları, mesela Tanrı, mesela kader, bu konulardan hangisi sadece bir dinin mevzusu? Yani arkadaş, bu tartışma konusu %100 bizim tarafımızdan icat edilmiş ve insanlık kültürüne armağan edilmiş bir konudur diye bana böyle %100 yerli ve milli bir tartışma konusu bulamazsınız. Kader konusu Yahudilikte de vardır. Yani mesela bizim Halkül Kur'an konusunun referanslarını İsa'nın Logos Nazariyesi'ne kadar götürebilirsiniz. Kilise babası senden bunu 6 asır önce tartışmış zaten. Dolayısıyla illa böyle sadece bize ait yerli milli değer kavram ayrışmasına da gitmeye de lüzum yok. Aynı etnik kültür gibi dini kültürler de birbirlerinden kelime almışlar, kavram almışlar, değer almışlar, satmışlar, vermişler. Olabilir. Kenan dediğimiz bugün Suriye, Irak coğrafyasında Yahudilerin ana vatanlarıdır. Asırlarca kaldılar. Mezopotamya'da, Babil'de gittiler, sürgün yaşadılar. Yani hiç kulaklarını tıkadılar mı? Bir şeyler aldılar. Elbette ki kültürler arası transfer olur. Kur'an-ı Kerim'de yani Arap tacirlerinin Sasani pazarlarına gidip saraylardaki malzemeleri görüp buna ebarik deniyor, şuna yastık, nemarik deniyor. Getirdiler Araplara, tanıttılar. Araplar da hiç görmedikleri işler bunlar. Aldı Kur'an'da bunları, cennet köşkünün teşrifat malzemesi olarak saydı. Hiçbir Arapça kökenli değil. Hadise bundan ibarettir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Hasan hocam buyurun lütfen. Mustafa'nın dediğine. Mustafa insanın ortak sağduyusu kavramını kullandı. Ben sosyolojik anlamda insanlığın ortak mirası kavramsallaştırmasına başvurabileceğimizi düşünüyorum. Niye sağduyusu? Ben Mustafa gibi değerlerin, ontik temelinin şeylerin özünde olduğunu düşünmüyorum. Ben felsefi olarak değeri koyanın insan olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla nesnelerin kendinde değer taşımadıklarına inanırım. Felsefi olarak da pozisyonum o. Nedir değerlerin taşıyıcısı? Sanırım üretim ilişkileriyle açıklamak gerekir. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de Sümer kültürüne kadar geriye giden şeylerle benzerlik var da niye sanayi devrimi sonrası ortaya çıkanlarla benzerlik yok? Bu üretim ilişkileriyle ilgili, yani tarıma dayalı tamamıyla üretim ilişkisi açısından baktığınızda tarıma dayalı ve üretim ilişkisi bağlamında monarka bağlı bir toplumsal örgütlenme biçimi. Dolayısıyla oradaki normlara baktığınızda, oluşturulan değerlere baktığınızda bu tarımsal üretim tarzının o normlara yansıdığını da görürsünüz. Birbirine yakın coğrafya, kültürden etkilenmeleri çok mümkün. Akdeniz havzası bir bütün, kültürler, savaşlar, göçler, yer değiştirmeler yoluyla birbirini etkilemektedir. Kuşkusuz bu apaçık ortada. Tabii şunu iyi görmek gerekir. Mustafa benle hemfikir olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an'ı okuduğunuzda mesela, Tevrat'ı okuduğunuzda da benzer bir şeyle karşılaşırsınız kuşkusuz. Mesela basit bir metafor, kadınlar sizin tarlanızdır metaforu, tarım kültürüne atıf yapan bir metafordur. Aynı metafor Yunan kültüründe de karşınıza çıkar, antik Yunan'da. Sümer metinlerinde de karşınıza çıkar. Yine mesela cezalara karşı organ kesme, değil mi? Organlara kesilmesiyle ilgili şeyler. Benzer yaklaşım tarzları Sümer'de, Mısırlılar'da ve bu işte Arap kültürün içerisinde var. Dolayısıyla şunu görmek gerekir sanırım burada. Hani din bilim ilişkisini tartışıyoruz ama benim şöyle bir parantez içinde bir şeyim var. Yine Mustafa'nın bana katılacağını zannediyorum. Biz ilahiyatın da bilimsel bir disiplin haline gelmesi için de çaba sarf ediyoruz. Demek istediğimiz şey ne? Demek istediğimiz şey şu. İlahiyat sonuçta bir tarihi olan, metinleri olan, değil mi?
efendim ne diyelim bir toplumsal yansıması olan, psikolojik yansıması olan, felsefi yansımaları olan bir disiplin. Dolayısıyla bu konuların araştırılırken iki yaklaşım tarzı üst üste gider bence. Bunlardan birisi ilahiyatçı bir bilim insanıdır. Mesela Mustafa bana sorarsanız iyi bir bilim insanı. Ama Mustafa sadece bilim insanı olarak kalmıyor. İlahiyatın böyle bir şeyi var, biraz sonra söyleyeceğim. Aynı zamanda Mustafa bir teolojik yaklaşım da bize öneriyor. Buna da teolog Mustafa. Aynı şey felsefede de geçerli. Yani bir felsefe tarihçisi bilimsel bir disiplin içinde çalışır. Ama felsefi teori geliştirirken insan bilimsel disiplinlerin sınırında kalamaz. Bu mümkün değil felsefi teori geliştirirken. Eğer biz dinin yansımalarına, sosyolojik, kültürel, felsefi ve benzeri bilimsel bir metodolojiyle yaklaşırsak, o zaman bu deminki sorduğumuz soru vardı ya, Sümerlilerle bu tür sorular aslında kendiliğinden yanıt bulmuş olur. Çünkü bilim sonuçta sınanabilir, tezler ortaya koyar. Yani gidersiniz orada bulmuşsunuzdur, orada bulmuşsunuzdur, burada bulmuşsunuzdur. Niye benzer şeyler var? Mesela niye 20. yüzyılda kimse el kesme cezasını savunmuyor mesela? Niye kimse, mesela kadınlar sizin tarlanızdır deyin, feministler sizi ne yapıyor bakın modern Türkiye'de. Modern Türkiye'de bile böyle. Dolayısıyla bunların o dönemin üretim ilişkileriyle, o dönemin sosyokültürel koşullarıyla, o dönemin gelenekleriyle bir bağı var ve o kontekst içinde onu anlamak zorundayız. Aksi takdirde o konteksten, o tarihsel bağlamdan onları koparırsak, etkileşimlerinden falan uzaklaştırırsak karşımıza mücerret bir şey çıkar, metin ve içinde çok fazla boşluklar olan bir metin haline gelir. Bu o zaman Mustafa'nın güzel lafı var, merdiven altı tefsircilik dediği, o gündeme gelir. Tevilin belini kırarsınız. Ondan sonra huri olur başka bir şey. Nuri olur başka bir şey. Köle olur başka bir şey. El kesmek olur başka bir şey. Darp olur başka bir şey. Bu aslında saygısızlık. Yani yani insanlığın gelmiş olduğu aşamaya saygısızlık. Yani metin okuma, metini yorumlama bir bilimsel yöntemi gerektiren bir şey. Ha, yönteme itiraz edemez misiniz? Edebilirsiniz. Ama yine bir yöntem geliştirerek bunu yapmak zorundasınız. Çünkü yöntem çıkışı bilimin esasıdır. Dolayısıyla bizim Mustafa'yla aslında üzerinde en çok konuştuğumuz şeylerden birisi o. Tarihsel bir perspektifte bakmaktır. Bilimsel açıdan başka türlü de bakamazsınız. Demek istediğimi anlatabildim mi? Böyle baktığınızda o zaman somut etkileşim noktalarını göstereceksiniz. Şimdi yani Sümerler dediğiniz insanların Orta Doğu'yla ilişkisi apaçık Orta Doğu'da. Yani bugünkü bu yaşadıkları yer apaçık ortada. Kültürler bir anda ortadan kaybolmuyor. Yer değişmelerle onlarla bunlarla şey yapıyor. Mustafa çok güzel bir şey söyledi. Hazreti Muhammed kültür içerisinde Tanrı'ya bizi iletecek ne varsa kullanıyor. Toplumsal düzen yaratmak için, değil mi? Ne varsa onlara atıf yapıyor. Mesela Kur'an kıssaların bir kısmını hiç anlatmıyor. Niye? Arap toplumu bildiği için. Onlara sadece atıf yapıp geçiyor. Uzun uzun anlatıyor ise ancak bilinmeyen bir şey olduğu için anlatıyordur. Dolayısıyla tarihsel bir bağlam ve etkileşim içerisinde, bilimsel bir nosyon içerisinde baktığınızda aslında soru yerli yerine oturur. Ha, teolojik sorun işte Mustafa'nın dediği. Şimdi ben bilim adamı, bilim insanı daha doğrusu, yersel nedenler buluyor ise göksel nedenler aramaz. Demek istediğimi anlatabildim mi? Göksel neden bir inanç meselesidir. Ha, siz onu inancınıza göre başka türlü ifade edebilirsiniz, açıklayabilirsiniz. Bu sizin sorununuz ama ilahiyatçı da bir bilim insanıysa açıkça mesela hanif kavramı kullanıyorsa Kur'an bunun ne dediğini o dönemin koşullarına giderek bulmak zorunda. Anlatabildim, o dönemin konteksti içerisinde bunu anlamak, açıklamak, ortaya koymak zorunda. Bunu yapmadığı an itibaren biter. Zaten coğrafyayla da bağı var. Yani çarşambayı sel aldı türküsü var. İşte Sümer, Mezopotamya kültürünü, Fırat ve Diş'te nehri var. Yani sel nerede olacak? Tufan nerede olacak? Nehir vadilerinde olacak. Doğal olarak Arapların da ilişkili oldukları yerler. Dolayısıyla bu işleri bilim insanı semanti içerisinde, kafası içerisinde, yaklaşımı içerisinde bakarsanız sorunu anlamak mümkün olur. Hatta bir şey daha söyleyeyim.
o metinlerin gerçekte ne söylediğini belki yakalama olanağınız daha yüksektir. Tevilin belini kırıp o metinleri bozmaya çalışmak yerine. Bu daha anlamlı, daha şeydir. Ben Hüseyin Atay Bey ile görüşürken şöyle bir espri yapmıştım. İşte çevirdiği ayetleri çevirmiş baktım hemen tartışmalı çevirilere. Kadına darp sözcüğü var. Darp sözcüğünü çevirmiş sevişin diye. Hocam insaf dedim. Yani yataklarından önce ayrılın diyor. Öğüt verin. Sonra diyor yataktan ayrıldıktan sonra sevişin demişsiniz dedim. Yani mantığı bile yok dedim. Yani yataktan ayrıldıktan sonra nasıl sevişeceksiniz? Hadi önce sevişin. Vasiyet edin. Bilmem ne yapın. Edep verin. Olmadı. Ayrılın diyebilirsin. Yani ama yatağa ayrıldıktan sonra nasıl sevişeceksiniz dedim. Yani bu işte bir semantiği var. Yani bir kültür bu kadar aptal olamaz. Anlatabildim mi? Metni bu kadar oynamaya da gerek yok dedim. Espri yaparak söyledim tabii bunların hepsini. Yani bunlar oluyor. Bilimsel yapı, bilimsel yaklaşım tarzı benimsemediğimizde mümkün şeyler. Evet, arkadaşlar belki bir soru fazla bir zaman aldı ama bu biraz kritik bir soru. Çerçevesi de geniş. Ben yanlış anlaşılmamak için bir iki noktaya da bir açıklama getirsem olur mu? İzniniz olur mu? Hasan hocama ben paradigmatik olarak, genel çerçeve düşünce olarak katılıyorum ama yani soru sanki şöyle bir soruydu. Yani ta Sümer'den beri gelen bu tarihsel ögelerden, yani kadının tarlaya benzetilmesi, köle, cariye gibi konular değil de daha üst, yani bizim dini gelenekte sabiteler dediğimiz, tarih boyunca neredeyse kutsal kitapların mantığı üzerinden takip edebilirliğimiz mümkün olan değerler var ya, ahlaki değerler falan. Bunlarla ilgili, yani tarih üstülük vasfı taşıyan şeylerdeki ortaklığın nedeni ne olabilir gibi deyince ben orayı dedim. Ama Hasan hocamın bütün bunları da bir üretim ilişkisine bağlaması, hani bir biraz materyalist, Marksist bir şey, bana biraz o indirgemeci geliyor. Yani ama şu dedi ki orada, orta çağın hani aydınlanma sonrası sanayi devriminden niye bahsetmiyor? Kur'an, yani kutsal metinler ana ve makabline konuşur. Mabadine çok konuşmaz. Yani kehanet üretmezler. Yani 2000 yılında hangi teknolojik aygıt gelişecek o orada değildir. Hatta muhatabının, kültür dünyasının hemen çeperinde kalan şeyden bile söz etmez. Yani dünya nüfusunun çok yoğun bir kısmını oluşturan Hindu, Budist dünya orada yanı başında dururken 19 milyonluk, bugün dünyada 19 milyonluk Yahudi bizim Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte birini kapsar. Çünkü muhatap orasıdır. Şunu söyleyeyim ben. Üstadım, el kesme cezası bütün kültürlerde orta çağda vardır. Fakat burası sizin dediğiniz olabilir. Yani tarihsel şartlar, kültürel koşullanma olabilir. Ama hırsızlığın bir cezai müeyyideyi hak eden bir insani suç olduğu bence tarihsel koşulları, şartları aşan daha kökteki derin bir değerdir. Yok, ben sana katılmıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada hocam şeyimi tamamlayıp şuna katılıyorum. Ben meramımı herhalde bu cümlede iyi anlatabilirim. Ben dedim ki iyilik insanlığın maşeri vicdanında potansiyel olarak vardır. Bu iyiliğin insanlığa ulaştırılmasında, hakim kılınmasında, atıyorum, Batı dünyasının kültürel kökleri bir felsefe geleneği üretmiş. Bunu Sokrat, Aristo, Platon üzerinden anlatmış, atıyorum. Sami kültür, bak burada kültürel koşulmuşluk ve alışkanlıklar var. Sami kültür iyiliği Tanrı üzerinden bir elçi göndererek topluma iletme kültürü var. Doğuya, daha doğuya gittiğinizde orada bir kendi kendine aydınlanma ve bilgelik kültürü var. Yani Dede Korkut'a gidin isterseniz, isterseniz Zerdüşt'e gidin, isterseniz Buda'ya gidin. Yani Prens Siddhartha Gautama'nın nasıl Buda olduğunu incir ağacının altında sürece bakarsanız hiç öyle Cebrail falan gelmiyor gibi görünüyor. Şimdi bunlar kültürel ama bu bütün farklı coğrafyalar ve farklı kültürlerdeki bu figürlerin hepsinin bir şey anlatmaya çalıştığı, o bir şey var ya, o kökteki bir şey, o iyilik. Onun ben tarih üstü olduğunu düşünüyorum. Bir de Hasan'cığım şu önemli, hakikaten ilginç bir şey söyledin. Mustafa Hoca
bir bilim adamıdır ama aynı zamanda teologdur. Herhalde şöyle bir şey dedin. Türkiye'de ilahiyatın pozisyonu kendini çok tanımlayabilir bir pozisyon değil. Yani o kadar bıçak sırtı bir pozisyon ki, o da şu. Bilim paradigması Türkiye'de ne derseniz deyin pozitivist, aydınlanmacı bir paradigmadır. Ya ama belki böyle de olması gerekiyor. Yani kiliseden biraz da hışımla ayrılmanın şeyiyle biraz dozunu fazla kaçırdı. Ve arkasına da biraz Tanrı'ya karşı öfkelenen, huysuzlanan, tosaran, bozaran bir felsefe de konuldu ama şimdi bir romantik bir yaklaşımla onun arkasındaki felsefeyi irdelemek değil de bilim böyle yapılıyor arkadaşım yani. Nedenselliği koyacaksın ortaya. Yani bunu bir aşkın varlığa falan bağladın mı bilim gidiyor. Bilim böyle. İkiyiz. Sen ne yapıyorsun burada? Ben ilahiyat bilimi yapıyorum. Arkadaş, bu ilahiyat bilimini bu pozitivist mantık üzerinden yaparsan sen burada en fazla tarihsel tecrübe olarak bir miras var ortada. 1440 yıldır insanlığı bayağı bir ilgilendirmiş. Bunu antropolojik olarak, linguistik olarak, tarih bilimiyle inceleyebilirsiniz. Ama fakat içinde bulunduğumuz durum ve ilahiyat fakültelerine yüklenen misyon, aynı zamanda inancını da anlatacaksın. Yani adam bana bir de tebliğ davet misyonu yüklüyor. Şimdi biraz böyle ilmi tarafta durursam, bilgi beni nereye kadar götürürse ben oraya kadar gitmeye varım dersen benim gibi aforoz ediniyorsun. İçeride durursan o zaman kütük ağlıyordu Resulullah'ın yanında diye Sultanahmet'te vaaz vermeye gidiyorsun. Ya bak, bu, dolayısıyla evet. Ya şöyle söyleyeyim. İlahiyat bir meşruiyet krizi yaşıyor. Aynen. Evet, bugün ilahiyata biçilen misyon doğrudur, yanlıştır. Şunu yapamazsınız siz. Dinleri karşısına alırsınız. Hani laiklikle devlet arasındaki ilişki gibi. Hepsine eşit mesafeden konuşursunuz. Yani bir gözlemci gibi. Dinleri böyle bir dışarıdan gözlemci gibi inceleyemezsiniz. Türkiye'deki ilahiyat misyonu, formasyonu buna izin vermiyor. Dahası da keşke şuna bile razıydım. İslam kültür havuzunun bütün imkanlarını eşdeğer olarak konuşun, tartışın deseler ben öpüp başıma koyardım. Adam ehli sünnetin de en alt spesifik fraksiyon düzeyindeki bir yorumunu dayatıyor adam sana. Din budur diye. Burada nefes alamazsın. Onun için Almanya'nın yolları taştan çıkardın sen beni baştan hocam. Bitti. Evet, şimdi şu şey anlaşılsın isterim. Üretim isim verdim. Dediğim şey şu. Bir defa şunu göreyim. Mesela Antik Yunan'a bakalım. Antik Yunan'da ticaret ve tarım bir arada yürümüş ama genelde dört büyük erdemi var mesela. Yani erdemlik açısından baktığınızda bunlardan birisi bilgelik erdemi. Evet. İkincisi ölçülülük erdemi. Üçüncü erdem kahramanlık ya da cesaret erdemi. Dördüncü erdem de adalet erdemi. Antik Yunan bu dört erdem üzerine kurulur. Bu da yer yer dindarlık erdemi falan da eklenir bazı metinlerde. Dört erdem vardır. Şimdi mesela Antik Yunan kültürü içerisinde erdem ve erdemsizlik tartışmalarının içerisinde İslam kültüründe ya da Yahudi geleneğinde tartışılan şeylerin tartışılmadığını görürsünüz çok garip bir biçimde. Aynı şey İslam filozoflarının ahlakla ilgili yazdıkları kitaplarda da öyledir. Çünkü onlar Antik Yunan'ı miras almışlardır. Şimdi şu, mesela hırsızlık olabilmesi için mülkiyet ilişkilerinin olduğu bir toplumsal yapılanmanın oluşmuş olması gerekir. Aksi takdirde mülkiyet ilişkilerinin olmadığı bir yerde hırsızlık diye bir şeyden söz etmeniz mümkün değil. Adalet diye bir şeyi ortaya koyabilmeniz için, bir değeri ortaya koyabilmeniz için adalet diye bu adaleti dağıtacak bir iktidar yapılanmasının, bir mahkemenin, bir hukuki düzenlemenin olması gerekir. Ve bir de o adaletin nasıl dağıtılacağı meselesi, ki burada işte hemen aklınıza şey gelir, erkeğe bir işte kadına yarım ver gibi ya da şeye gidersiniz mesela Mezopotamya kültürüne gidersiniz. Mesela köleyi öldürürseniz size bir şey olmaz ama varsayalım ki köle efendisini öldürürse çok şey olur. Üretim ilişkileriyle bağı vardır değerlerin. Demek istediğim bu. Ama değerler nereden neşet eder? Değerler kökende insan ilişkilerinden neşet eder. Yani iki insan bir araya geldiğinde, etkileşim başladığında, herkes sınırlarını koymaya başladığında, sen buraya yanaşamazsın demeye başladığında
kurallar çıkmaya başlar. Bu kuralların gelişebilmesi için ailede ve daha sonra demin söylediğim köyvari topluluklarda ve bunların örgütlenip şehir ve devletin oluştuğu, ki şehir devleti daha çok, ve bu tür toplumlarda bizim bildiğimiz bu yani şimdi şeyi söyleyeyim, al Tanrı'ya ortak koşmayacaksın der mesela on emirde. Tanrı'ya ortak koşmamanın ahlakla, değerlerle ne ilişkisi var? Hiçbir ilişkisi yok diye düşünebilirsiniz siz onu. Ama kölece bir toplum içerisinde düşündüğünüzde çok farklı bir ahlaki değeri vardır. Aynı zamanda siz efendinize de şirk koşmamanız gerekir. Yani efendinize itaat etmeniz gerekir. Dolayısıyla değerleri, mesela der ki Tevrat, komşunun eşeğini izinsiz almayacaksın der. Komşunun çadırının içine bakmayacaksın der. Şimdi kullandığı şeyler hep o dönemin koşullarına ilişkin şeylerdir. Biz bunu bugün, Mustafa bunu İslam söz konusu olduğunda çok güzel yapıyor. Arapça bilgisi yüzünden erken dönem yorumla şeylere de giderek, metinlere de giderek, değil mi? Dil bilimsel, lingüistik tartışmalar da yaparak çok güzel şeyler yapıyor. Demek istemem şu, değerler boşlukta oluşan şeyler değildir. Ha, bizim değerleri duyan ve değer üreten bir yanımız var. Bu çok önemli bir şey. Ha, belki şunu diyebiliriz. Ben evrimsel perspektifi geçerli saydığım için insan doğası kavramsallaştırmasına da inanmıyorum. Ben değişmez bir insan doğası, yani türler değişmez oldu, türler evrimin ana iddiası bugün türleşme dediğimiz şey. Daha size başka bir şey söyleyeyim. Ne antik Yunan'ın ne Arap'ın aklında, hiç kimsenin aklında değişim fikri yoktu. Değişim fikri çok modern bir fikir. Aristoteles'te değişim kuvveden fiile çıkmaktı sadece. Ya da spermin insan olmasıydı. Ve türler sabitti. Bu Araplar için de böyle, ama modern paradigmaya baktığınızda, yeni paradigmaya baktığınızda 19. yüzyıldan sonra her şeyin bir tarihinin olduğu, tarihi süreç içerisinde evrildiği ve değişime uğradığı fikri ön plana çıktı. Dolayısıyla hem değerler alanının, hem kültürün bir bütün olarak hem nesneler dünyasının bir bütün olarak, hem de canlıların bir bütün olarak evrildiği fikri ve artık her şeyin bilgisinin tarihsel bir perspektifte ortaya koyulduğu fikri ön plana çıktı. Geçmişte değişmezleri bulmak esastı. Şimdi tam tersine değişimleri ve o değişimleri de çok kez şöyle düşünebilirsiniz. Değişimleri yöneten değişmeyen ülkeler var. Hayır, hiç de öyle değil. İşte bizim yeni keşfettiğimiz şeylerden birisi de bu. Değişmeleri yöneten şeylerin de kompleksleştikçe onların da değişime uğradıklarını vesaireyi görmeye başladık. O yüzden rastlantı gibi kavramsallaştırmalar eskiden bilim dışıydı, felsefe dışıydı, materyalistler kullanırdı sadece. Bugün bilim bu tür kavramsallaştırmalara başvurmak zorunda kalıyor vesaire. Yine de dediğim gibi, yani geldiğim nokta şu. İnsan doğası diye bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Ve insanın, zaten insan doğası diye bir şey varsa doğa değişmez demektir. İnsanın tür olarak sabit olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Evrimi reddetmiş olmanız gerekir mantıksal açıdan. Yani sabit bir doğaya inanmak evrimi reddetmek anlamına gelir. Ben o yüzden insan doğası yerine insan yapısından söz etmekten daha makul buluyorum. Çünkü yapı değişebilir bir şeydir. Evet, bizi insan yapan o niceliksel bir fark var. İşte değil mi, beyin nöron şeylerle ilgili, ön korteksle ilgili bir fark var. Dilimizin oluşmasıyla ilgili bir fark var. Ama bu bir nicelik farkı. Bu niceliğin artmasının belli bir nitelik farkı yarattığı ortada. Ama bugün şöyle geriye doğru baktığınızda Neandertallerle Homo sapienslerin aynı ne diyelim doğaya sahip olduklarını tıpatıp söylemek çok zor. Ha, ortaklıklarımız yok mudur? Benzer yapılarımız yok mudur? Vardır. Ama nicelik olarak daha geridedir. Biz biraz daha nicelik olarak ileride olabiliriz. Ve bu nicel birikimlerle gerçekleşen bir süreç. Değerler bahsi de böyle. Ben onun için diyorum, Orta Doğu'nun değerler sistemi, Kur'an'ın değerler sistemi, Yunan'ın değerler sistemi değildir. İbranilerden gelen, Sümerlilerden gelen değerler ve Araplardan gelen değerler sistemidir. O yüzden bizim göçebe toplumsal yapıya da çok uymamıştır, Türklerin yapısına da. Yerleşik hayata geçtikten sonra bir sürü sorun çıkmıştır. Dolayısıyla
mesela antik Yunanlı ya da o gelenekten beslenen bir batılı Kur'an'daki değerler sistemiyle karşılaştığında şaşırıp kalabilmektedir. Yunan kültürünün değerler sistemi farklı. O yüzden Ahmet Hoca'nın ilginç bir lafı vardır. Ahmet Arslan Hoca'nın. Hazreti Muhammed diyor, Aristoteles demedi, Platon demedi, Musa dedi, İsa dedi. Yani kendisini İbrahimi gelenekle ilişkilendirdi. İbrahimi geleneğin bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Burada bırakalım çünkü evrimin dışına çıkmış oluyoruz fikir olarak. Çok teşekkür ederiz hocam cevabınız için. Ergi hocam sıradaki soru size geldi. Aslında çokça karşılaştığımızı düşündüğümüz bir soru. Şu klasik evrim konusudur. Maymunlar, madem ki bizler maymundan geldik, şu an niçin o zaman maymunlar var şeklinde bir soru. Aslında sizin de açıklamanız çok iyi olacaktır bu konuda. Buyursunlar, dinliyoruz. Bu maymun takıntısı niye böyle bir türlü anlamış değilim yani. Dolayısıyla bu soru aslında absürt bir soru. Bilimsel manası hemen söyleyeyim ben. Çünkü evrim bir canlı grubundan ayrılan bir başka kolun evrimleşmesiyle yeni bir tür veya bir grup oluştuğunu söyler. Ama o geçmişte köken alınan veya ortak atası bir olan formun ortadan kalktığını söylemez. Yani evrimleşme şöyle bir şey değil. Hadi hoppala işte şu canlı grubu oluruz. Hadi onlar hoppala değişsin bu. Yani sürekli geçmişi yok ederek ilerleyen bir süreç değildir. Bu hani öyle böyle bir fikre, bunun evrim olduğuna dair fikre nereden kapılıyor? Ne modern evrimsel biyolojide ne de 150 sene önceki evrimsel biyolojide bunlar yok. Dolayısıyla bu soru aslında kendileri evrim icat edenlerin, yani modern evrimsel biyoloji perspektifinin tarihsel olarak dışından kendilerine göre evrim icat edenlerin bir şeyi sorusu bu. Çok garip bir soru her şeyden önce. Ama şöyle söyleyeyim basitçe, evrimleşme bir grup içerisinden başka bir kolun, başka bir şeye, bir türe mesela dönüşmesi anlamında anlaşıldığında neden bahsedilir? Sonuç itibariyle o evrimleşen, yani daha doğrusu yeni bir tür olarak ortaya çıktığı söylediğimiz grupla işte eski grubun bir ortak ata profilinden bahseder sonuç itibariyle. Dolayısıyla biz maymun diye, tabii maymun ne demek? Yani dolayısıyla kuyruksuz iri maymunlar, apeleri mi kastediyorsunuz, yoksa maymun diye adlandırdığımız apeler dışındaki primatları mı kastediyorsunuz? Ona da iyi parmak basmak lazım. Şunu söylemek lazım. Mesela şempanze ile insanın en son ortak atası 5,5-6 milyon sene öncesine dayanır. Yani bu şu anlama geliyor. Orada bir ata var. Oradan çıkan kol kronolojik olarak şu an insana gelmiş durumda. Ama diğer kol da şempanzelere vermiş durumda. Dolayısıyla bu şekilde dallanmalar ve geçmişteki grupların bir kısmının başka formlar vererek, değişerek türleşmeler meydana getirmesi şeklinde evrimi anlamak lazım. Yani doğal seçilimle evrimi de işte ancak işte ne olur? Var olan çeşitliliğin bir kısmı ne yapar? İşte yaygın bir form haline gelir ama geride kalanların tamamen tükendiği anlamına gelmez bu baktığınız zaman. Dolayısıyla bu sorunun kendisi modern evrimsel biyolojinin herhangi bir tarafına uymaz. Dolayısıyla o yüzden garip bir soru. Niye maymunlar var? Öyle şey mi olur? Sonuçta niye bakteriler var peki? Prokaryotlar, ökaryotik hücrelerin şeyinde, öncesinde veya iki prokaryotun aşağı yukarı kaynaşmasıyla öyle söyleyelim biz. Ökaryotik, yani çekirdek hücrelerin oluştuğunu biliyoruz. Onlar niye duruyor o zaman? Yani şöyle bir şey var mı? Hadi biz artık ökaryotlar oluşturduk, sahneden çekilelim. Yani böyle bir şey anlayışı olmaz. Dolayısıyla bütün canlılar kendi kapladıkları alan içerisinde diğer canlıları da etkileşerek ve onlardan türeyenlerle beraber tarihsel olarak ne yapmışlardır? Günümüze kadar kimi gelmiştir, kimi gelmemiştir zaten baktığımız zaman. Yani niye fosillerden bahsediyoruz? Günümüze ulaşmamış bir sürü form var mesela baktığımızda. Ama günümüze kadar kök vermiş olan şey de var. Formlar da var izlerini sürebildiğimiz baktığımızda. Dolayısıyla hani evrim böyle anlamak lazım. Evrim bir tarihsel bir panorama aslında. Yok oluşlarla, çeşitlenmelerle, geçmişteki çeşitlenmelerin bir kısmının bugüne mesela aktarılmış olduğunu şu anki kendi zamanımızdan gördüğümüz gözlemci olarak bir süreç bu. Bu süreç devam ediyor yani. Dolayısıyla yani açıkça söyleyeyim ben, işte bundan 2 milyon sene sonra kim öyle kim kalan dolayısıyla.
Yani evrimin belirsizliğine dikkat çekmek için bunu ben söylüyorum. Yönü diye bir şeyin olamayacağına, yönü olmadığı gibi, yani çok keskin, yani uzun vadeli yönü olmadığı gibi, dolayısıyla geçmişi de tamamen kapatarak ilerleyen bir süreç değildir evrim. O yüzden maymun var. Yani ona katlanacağız. Dolayısıyla bize benzediğini göre göre bundan canımız sıkılsa bile dolayısıyla katlanacağız yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu soruyu sorduğumuz için özür dileriz hocam. Hayır, ama yaklaşık demeye gerek yok. Ama sonuçta hani meseleyi açmak açısından bu tür sorular meseleyi açıklamak açısından da hani iyi oluyor bence aslında. Onlarca arkadaşımızın sorduğu bir soru olduğu için açıklamanız için yöneltmiştim. Çok teşekkür ederim. Soru soranlara bir şey demiyorum. Bu sorular akıllarında okuduklarından, çünkü Türkiye'de belki değiniz, yani evrimsel biyoloji, evrim eğitimi yerlerde süründüğü için insanların aklına bu tür sorular gelebilir. Çünkü normal, işte formal, daha doğrusu standart, içi dolu bir temel bir evrimsel biyoloji eğitimi almıyorlar. Ne lisede, ne ortaokulda vesaire. O almayınca bu tür soruların sorulması aslında doğal yani. Kimi art niyetli bir şekilde bu tür soruları soruyor ama fakat ben eminim yani çoğu kişi meseleyi bilmediğinden, kafası karışık olduğundan da bu tür sorular soruyor. Yani o yüzden hani şey değil, özür dilenecek bir şey değil bu. Ben onu kötü niyetli bir şey olarak görmüyorum ama garip. Onu görmek lazım. Evet. Soruyu soranın bunun garip olduğunu anladıktan sonra bence okuyup önünü açması için ne yapması lazım? Gayret göstermesi gerekiyor. Yani çok bunu söyleyebilirim yani. Evet hocam. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Bildiğiniz gibi hocam ben de bir tıp fakültesi öğrencisiyim. Biyoloji ve genetik alanında öncelikle size hangi kitapları okumamız, araştırmamız gerektiğini soracaktım. Hemen akabinde de Mustafa ve Hasan hocamlar da cevaplayabilirlerse, din, tefsir konularında öneri kitaplarını paylaşırlarsa çok mutlu oluruz. Teşekkür ederim. Ya biyoloji alanında temel biyoloji kitapları var, güzel çevirisi yapılan. İşte Yaşam diye bir kitap var. Ondan sonra Campbell'ın biyolojisi olarak bilinen o devasa kitap var. Yani yeni baskılarından çevrildi. Bunlar temel biyolojiyi öğrenmek için çok güzel kitaplar. Çünkü bunların içerisindeki akış da aynı zamanda evrimseldir ve çok sentetik bir perspektifle şey yapar. Okuyucuyu ilerletir bölümler boyunca. Onu bitirdiğiniz zaman hakikaten de yani çok ağır kitaplar değildir bunlar. Bunlar tabii kallavi kitaplar yani bin küsur sayfalık kitaplar ama bir yıl içerisinde mesela keyfine bile okusanız, biyolog bile olmasanız veya biyolojiye ancak lise bilginiz düzeyinde hala ilgi gösteriyor bile olsanız sonuçta size bambaşka bir kapı aralayacaktır diye ben düşünüyorum. Evrim konusunda popülerde çok yayın var ama işte ben geçenlerde yine söyledim işte evrim neden gerçektir diye Jerry Coyne'un çok iyi bir evrimsel türleşme genetikçisidir kendisi, öyle söyleyeyim pardon. Onun işte 2009'da ödül almış kitabı çevrilmişti. Yarı popülerdir, çok güzeldir. Arkasından işte evrim neden gerçekliğinden sonra evrim çok kısa başlangıç diye Kültür Üniversitesi'nden çıkan bir çeviri küçük ama perspektifi tam böyle yerine oturtan bir kitap var, onu söyleyebilirim. İşte Ernst Mayr'in çevrilen işte Evrim Nedir kitabını söyleyebilirim. Dolayısıyla yine insan evrimi konusunda böyle çok ayakları yere basan düzgün modern genomik çalışmalarla fosil bilim çalışmalarını birleştiren Say Yayıncılık'tan çıktı sanırım. Homo Sapiens diye bir kitap var. Bunun Harari'nin kitabıyla karıştırmamasını özenle rica ediyorum. Dolayısıyla yani o Homo Sapiens'in bilimsel kıymeti çok daha yüksek kanaatimce Harari'nin kitaplarından. Sayı çok verilebilir. Yani sayı çok verilebilir. Eğer bir ara belki bir liste bile gönderebilirim. Çünkü Türkiye çok güzel kitaplar çevrildi konuyla ilgili. Hayli kitap var. Kitap önerisi konusunda şimdilik benim söyleyebileceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlarımız da açıklama kısmına yazabilirlerse çok güzel olur. Buyurun Mustafa hocam. Sizi dinleyelim lütfen. Bana yönelik soru herhalde tefsir, Kur'an, ilahiyat alanında yani alanım olması hasebiyle temel İslam bilimleri alanında okunması gereken eserler. Arkadaşlar temel İslam bilimleri alanındaki teknik, akademik, ilmi kitaplar bence popüler okuma metinleri değil. Yani bunlara özel olarak derin ilmi olarak merak salarsanız okuyabilirsiniz. Çünkü sıkıcı metinler. Hele hele bu ilimlerin içerisinde en sıkıcısı da gerçek anlamda
hakikaten kendi kalıpları ve normları içerisinde yapılırsa tefsir ilmidir en sıkıcı olan. Çünkü tefsir Kur'an-ı Kerim'in indiği ortamın belgeseliyle uğraşır. Orada ne oldu? Bu söylendi, nasıl karşılık buldu? Ne olup bitti? Yani işi gücü tarihtir. Tefsirin yönü bu tarafa, yani ileriye değil geriye dönüyor. Millet de hiç geriyi sevmiyor. Yani o millet için geri en fazla bir nostaljidir. İstiyor ki bu dinin kitabı Kur'an'la benim güçlü bir bağım var. Bir de inancım var. Her çağa, her insana, her duruma aynı şekilde hitap edecek bir fleksibilitesi, esnekliğe sahip ya. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e yönelik bakış açısı bizim gelenekte Tanrı'dan insana doğru kurduruldu. Bakış açısı. Yani Tanrı ne kadar büyükse kitabın muhtevası, mesajı, o mesajın her çağa uygulanabilirliği de o nispette büyük. Şimdi böyle bir beklenti olunca istiyor ki adam, arkadaş bana konuşur hale getir bunu. Ama biz biliyoruz ki Kur'an'ın bugünkü dünya ile uzaktan yakından, özellikle sosyal alanla ilgili hiç alakası olmadığı konular var. Şimdi Mustafa Öztürk yok bunun bir alakası. O oraya aitti deyince ya dudak büküyorlar, burkuyorlar, hayalleri suya düşüyor, dinle olan bağları gevşiyor. Öbür taraftan daha sahici olmasa bile kandırıcı etkisi olan, böyle palyatif çözüm gibi duran ama biraz daha didiklediğinizde onun da bir fiyaskoyla sonuçlandığı ortaya çıkan yaklaşımlar var. Şimdi darp meselesini anlatamayınca hoca, kimisi hocanınki biraz abartılı. Ben biliyorum o yorumun ne olduğunu, bir dergiye röportajda yaptı da daha orta hallicesi, babasının evine gönderin hanımefendiyi gibi böyle yumuşatarak, yani o ayeti görece şiddetten arıntırarak hanımefendilerin gönlünü hoş tutacak bir formasyona sokuyorsunuz. Nisa hüküm harsün lekümdeki tarlayı süslü bir ekenek kelimesiyle gidermeye çalışıyorsunuz. Olmadı. Sizin efendim nesil hazinenizdir diye. Abi ne yaparsanız yapın. Bazı algılar asla tolere edilebilir, telafi edilebilir veya bugüne taşınabilir değil. Bu açıdan tefsir rahatsız edici, irite edici bir ilim olabilir. Tamam mı? Şimdi o zaman benim tefsir ilmi açısından eğer eser istiyorsanız klasik Taberi'dir. Tefsiri çığırından çıkıp manipülatif hale getirilmiş bir metin, Orta Çağ ansiklopedisi istiyorsanız Kur'an'ı her şeyle, akla esen her şeyle ilişkiler Fahrettin Razi'dir. Tamam mı? Modern dönemde biraz tefsire benzeyen bir şey istiyorsanız gerçekten İbn-i Aşur'un Et-Tahrir ve Tenvir'idir. Yok biraz İslamcı ideolojik kalıplarda, böyle İslam düştü, düştüğü dinle düştü, dinle ayağa kalksın diyen, İslamcılığa da bir arka plan oluşturan, hatta ihvana da arka plan oluşturan ideolojik bir metin istiyorsanız Reşit Rıza'nın Menar tefsiridir. Alın, hangi bağlamdan ne arıyorsanız. Bak şöyle özetleyeyim o zaman. Ben Kur'an'ı ideolojik İslamcı hassasiyetle okuyacağım. Buyurun Seyyid Kutup, buyurun Mevdudi, buyurun Reşit Rıza. Yok ben ilmi olarak mürekkep yalayarak okuyacağım. Buyurun İbn Aşur. Ben klasiği okuyacağım. Buyurun Taberi. Hiçbiri de duyduğunuz şeyler değil. Bence okumayın. Ben yazıyorum. Yazarken ilmiye sınıfına ait kısım, popülariteye ait kısım, hepsini de böyle fragmanlar, kompartımanlar halinde yazıyorum. Ben bitirebilirsem okursunuz. Benim tefsirim, hitabın tefsiri. Şu anda 3. cilt yazılıyor. Bu kadar. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir süslü yorum yapabilir miyim? Buyursunlar tabii. Manipülatif bir tefsir yapacağım şimdi. Tevilin belini kırmaya yakın, bu Reşit Rıza'dan alma. Şimdi Hasan Hocam bir önceki sorunun cevabında dedi ki değerler insan ilişkileri, toplum ilişkileri, üretim ilişkileri, dolayısıyla çıkar ilişkileri ortaya çıktığında çatışmalar çıkar, menfaat alanları çatışır, ister istemez kötülükler olur, iyilikler olur, dolayısıyla değerler de çıkar. Bununla ilgili olarak
Kur'an-ı Kerim'de sosyal evrime işaret ettiği varsayılan bir ayet vardır. Bunu Reşit Rıza Menar'da görebilirsiniz. Kâne nâsu ümmeten vâhideten. İnsanlık başlangıçta tek bir aileydi. Tek bir topluluk. Sonra Allah bunlara peygamberler gönderdi. Niye gönderdi? Fî mahtelefû fî. Çatışmalar, zıtlaşmalar, muhtemelen çıkar ilişkilerindeki zıtlaşmalar falan filan. O zaman ümmeti vahide bölümü ise herhalde avcı toplayıcı komünal toplum modeliydi. Herkes biriktirip ortaya geliyordu, beraber yeniyordu. Mülkiyet ilişkileri henüz oluşmamıştı, kavga da yoktu. Yani mülkiyet ilişkileri, üretim ilişkileri falan gelişince bir sosyal evrim sürecinde çatışmalar önce bir durun vurun diye diyecek bir takım rehberler geldi. Bak bu Reşit Rıza yorum, bunu geçtim. Bunu niye söyledim? Bunu şundan söyledim Masancığım. Biz evrim bahsine din açısından hiç girmedik. Bak bu programda biliyor musunuz? Evet. Bunu soruların arasına yedirerek gidelim bence. Yani Kur'an evrim konusunda ne diyor ne demiyor. Bunu da bir şekilde söyleyelim abi. Şimdi aslında Mustafa kendisi söyledi. Ben ilahiyatla ilgili ne okunabilir diye. Mustafa tefsiri dedi ama Mustafa'nın kitaplarını öneriyorum. Ben başka zamanlarda diğer insanlara da öneriyorum. Fazıl Rahman'ı okumayı öneriyorum. İdeolojik kısmını bir kenara bırakırsanız onun da bir ideolojisi var, belirgin. Ama gerçekten ufuk açabilir diye düşünüyorum bazı şeylerde. Her şeyde. Türkiye'de bu işi iyi yapanlardan birisi Mustafa Hoca gerçekten. Dinle ilgili felsefi antropolojinin dışında Hazreti Muhammed ve Kur'an diye ben de bir kitap yazdım. İlahiyatçı olduğum için Türkiye'ye bir kültür bilinç ilişkileri bağlamında bakıldığında nasıl yorumu görülür Kur'an diye onu göstermek istedim. Bunun dışında ben tabii şeyle ilgili, felsefe ve biyoloji ilişkisiyle ilgili benim biyolojiyle felsefeyi bir araya getiren önemli bir metin Ernst Mayr'in Biyoloji Budur metni. Ben gerçekten hem nasıl biyolojinin nasıl çalıştığını, evrimin nasıl işlediğini, evrimin tarihsizci o tarafını gerçekten çok net gösteren, evrimin fizikten farklı yanlarını da bilimin, yani biyoloji biliminin ve evrimin farklarını da gösteren bir metin. Kolay ulaşılabilir bir metin. Ama ben sadece evrim değil de büyük teorilere bilimsel açıdan, felsefi açıdan nasıl yaklaşılır diye düşünüyorsanız hala bazı iddialarına karşı eleştirel baksam da Reinbach'ın Bilimsel Felsefenin Doğuşu isimli kitabı öneriyorum. Hem geometrinin yapısı, hem atom teorisi, hem evrim teorisi gibi büyük teorilere felsefi açıdan bir yaklaşım örneği sunması açısından önemli diye düşünüyorum. Özellikle evrim bölümünün de oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Felsefe ile evrimi bir araya getirdiğinde ne söylenebilir? Bunu gösterdiğine inanıyorum. Kuşkusuz Türkiye'de biyoloji felsefesiyle ilgili, değil mi? Epey materyal birikimi oluştu şu anda. Yavaş yavaş oluştu olsun daha, evet. Hasan Hocam. Yani mesela özellikle temel bir kitap var. Lafını böldüm ama biyoloji felsefesini geçmeden önce. Elliot Sober'in işte biyoloji, evet, felsefesi adını taşıyan kitabı çevrildi. O aslında evrim felsefesi temel itibariyle. Evet. Biyoloji felsefesi büyük oranda o demek. Evet. O çok temel bir kaynak olarak kullanılabilir. Güzel. Yani biyoloji felsefesi saygın bir alandır Batı'da. Saygın bir alandır. Ve ders materyali şeklinde oluşturulmuş metinler söz konusudur. Zaten Ergin'in söylediği kitabın giriş kısmına bakarsanız Hans Reinbach'la ondan söz ederek başlar. Evet. Hans Reinbach aynı zamanda Türkiye'de biliyorsunuz üniversite reformuyla birlikte Nazi Almanyası'ndan kaçıp Türkiye'ye gelen önemli bilim felsefecilerinden de birisi açıkçası. Dolayısıyla öyle bir bağı da var, nostaljik bağı da var. Bu. Şimdi Mustafa'nın dediği bir şey var. Hep sık sık şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Onunla ilgili de birkaç şey söylemek gerekir gerçekten. Mustafa da söylesin. Mesela şöyle şeyler var. Süleyman Ateş'le sanırım ilk kez gördüm ben Türkiye'de, değil mi? Mustafa sen de öylesindir herhalde. İlk Süleyman Hoca'daydı, değil mi? Kur'an ve evrimle ilgili Türkiye'de ilk yazar, yazı yazan.
evrimi Kur'an'dan çıkartmaya çalışan, ya yani Kur'an'dan evrim teorisi türetmeye çalışan belli ölçülerde. Benim hatırladığım... Evet, Türkiye'de akademik olarak İlahiyat Akademiyası'nda bu işe ilk makaleyle yazı yazan, biraz ham bir metin ama, Süleyman Ateş Hoca. Arkasından İsmail Yakıtlar falan filan geldi. Süleyman Ateş Hoca benim bildiğim. Yaşan, evet. Yakıt sonuçta felsefeye yönelmiş. Evet, evet. İstanbul'da. O yurt dışında gidince felsefe Sorbonne'da sanırım. Şey çalışmış. Darwinizm falan filan çalışmış. Sonra gelince ama ilahiyat tarih açısından baktığınızda İslam filozoflarındaki evrimci yaratılış düşüncesini ilk ortaya çıkıp Türkiye'de Mehmet Bayraktar Hoca. Tabii onun ileride Osmanlı'nın son döneminde Darülfünun İlahiyat Fakültesi dergisinde şu İslam felsefesi hocalığı da yapmış. Yani şu anda aklıma gelmedi. Onun şeyde İhvan Safa'da evrim falan gibi makaleler yayınladığını biliyorum. İzmirli İsmail Hakkı mı? İzmirli'nin. Dolayısıyla öyle ama doğrudan, bunlar düşünce tarihiyle ilgili. Doğrudan Kur'an'dan yola çıkarak evrimsel bir nosyonun Kur'an'dan çıkarılabileceğini, özellikle sizin merhaleler halinde yarattık ayetini de kullanarak, değil mi Mustafa? Evet. Süleyman da bir var. De Enbeteküm Nebaten ayeti. Evet. Evet. Bir de size etvara ifadesi. Evet. Evet. Efendim, şeyler. Evet. Bunlar. Bu iki ayet üzerinde çok gidiyor. Ama hoca reenkarnasyonu da yani ahyay tenesneteyni emet tenesneteyni ayeti var ya, bak biraz da dili de döndürmesi zordur. İki kere öldürdün, iki kere dirilttin falan. Ya buralardan reenkarnasyon. Ya hoca bazen böyle bir yerlerden bir şey buldu, çok heyecanlandı. Mesela gitti tıpçılarla, hoca düştü kalktı. Allah selamet versin, hocayı çok severim. Ya hoca işte Kur'an-ı Kerim'de böyle alak diyor, bir yapışık bir yere böyle falan filan derken, embriyoloji hocaları dedi ki işte o böyle rahim cidarına şöyle yapacak. Ana ben buldum dedi. Yani Arşimet motivasyonu evet. Geldi. Abi oraya kalktı, bir tane embriyo resmi koydu. Al sana bilimsel tefsir. Ya bu Bulvar Gazetesi'nde bile yani göreceğim bilgi. Yani hoca biraz uçuk gitti bu işlerde üstad. Evet. Gitti. İşte onu biliyorsun. İlk yaptığı çalışma Süleyman Hoca'nın İslam'a itirazlar ve Kur'an'dan yanıtlardır, cevaplardır. Orada yanıt verirken hep bu son dönemdeki o pozitivist etkiyle dine, bilime aykırı hususlar dinde vardır fikri ön planda tartışıldığı için, hayır, tam tersini göstererek, ayetleri tevil ederek hoca. İşte belki Reşit Rıza'da var biraz, Abduh'da falan da var değil mi? Menar'da o dergide yapılan çalışmalar da var. Onlardan bol bol atıflar da yaparak. Sanırım bir kaynağı daha var onun, hocanın çok fazla, Muhammed İzzet Derveze değil mi? Evet. Evet, önemli atıf yaptığı şeylerden birisi. Tabii Kur'an'dan evrim çıkar mı? Yani şimdi valla sevgili arkadaşlar, yani bilemiyorum. Benim bir Yahudi atasözü aklıma geliyor hep. Şöyle de diyor Yahudi atasözü. Şeytan bile demiş, kutsal kitapta kendisini haklı bulacak bir ifade bulabilir. Yani şeytan bile der ki sonuçta Kur'an'da da var, ben yazdım bir espri yaparak, beni isyan ettirdin diyor Tanrı'ya. Tabii. Aynen öyle. Bak Razi kesinlikle söylüyor buna. Tebima ahveyteni cümlesi var ya. Evet. Neden çıkarttın diyor. Beni sen ayarttın. Razi neden diyor. Bu şeytan böyle demiş. Allah da söylüyor. Ya nasıl Allah diyor böyle bunu çileden çıkarır, ayartır. Vallahi Allah'tır, yapar. Ben bir şey diyemiyorum. Evet. Şeytanın argümanı bile var. Gördünüz mü? Ha? Ya o bile bulabilir. Şimdi Kur'an şu yani temel itibariyle baktığınızda o dönemin kültürlerine evrim nosyonu ters. Zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Türlerin sabit olduğu fikri, demesine söyleyeyim bir şeylerin doğasının ve özlerinin olduğu şeylerin ve bunların sabit ve değişmez olduğu fikri klasik geleneğe ait. Yani en eski fikirlerimizden birisi bu. Yani insanı insan olarak, hayvanı hayvan olarak, efendim ne diyeyim, bitkiyi bitki olarak yaratmak gibi. Mesela İhvan Safa gibi, yani antik Yunan'da
İşte bazı filozoflarda ufak tefek kırıntı var ama orada bile türleşmeyi bulmak çok zor. Türleşme fikri, yani yeni türlerin ortaya çıkması fikri yok. Mesela İslam filozoflarında Van Safa'da falan, İbn Miskeveh'te falan o metinlere baktığınızda da şunu görüyorsunuz. Çok açık bir biçimde. Türleri Tanrı belirlemiş. Yani onların hepsinin formu, sureti belirli. Ama diyor, her formun üst ve alttan diyor, hiyerarşik olarak düşünürseniz, bağlantı noktaları var. Sanki geçiş noktaları var. Ama o geçiş noktaları dediği de tür. Mesela diyelim ki, en çok kullanılan örnekten birini vereyim. Bitkiyle hayvan arasında hurma mesela. Hem bitkisel özellikler hem de hayvani özellikler gösteriyor diyor. Başını kesiyorsun, hayvanın başını kestiğin gibi kuruyor diyor. Hasan'cığım, Hasan'cığım, hurmayla ilgili evrim hadisini okuyabilir miyim? Şunu söyleyeyim, ondan sonra oku. Hurma sizin, hurma sizin halanızdır diye hadis var. Evet. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Adamın kendini falan kullanıyor biliyorsun. Evet. Son şey, şunu da söyleyeyim. İnsanla, bu maymun sorusu hep bizim kültürde o yüzden ilgi çekici olmuştur. İnsanla hayvan arasına genelde maymun konulur. Mesela İbn-i Miskeveh'te falan da var. Kulakları çınlasın. Mehmet Bayraktar Hoca bana dedi ki, ben diyor dedi, bu Endonezya vesaire var ya, şey neydi oranın adı? Herkes gidiyordu bir ara. Oralarda, yok ya şey, Yasin abi falan da gitmişti. Ders vermek için. Hatta bir tane ODTÜ'lü şeyimiz vardı ya, orada sosyolojiden doktora yapmıştı. Neyse. Malezya, onlara, Malezya, Malezya. Onlara gittiğinizde dedi, görüyorsunuz dedi, adama benzeyen, tıraş olmamış. Ona demişler ki şeye, buralara demişler, ormanlık kısımlarda geceleyin yalnız gezme. Gezersen demişler, böyle bir şey olursa korkma, şeydir. Yani kesin orangutandır, yani büyük şey. Diyor, hakikaten diyor Hasan diyor, bir gördüm diyor, aynı diyor böyle, yani iri bir adam gibi yürüyor, sakalları, saçı, her şey karmakarışık. Geceleyin diyor, karanlıktır diyor, tam adam gibi görünüyor. Yani koskocaman bir adam. O yüzden diyor İbn-i Miskeveh falan bunu gördükleri için dedi bana, İbn-i Miskeveh falan gördükleri için neredeyse bir adım atsa insan olacak demiş. Hani araya yerleştirmiş şeyi, onu neredeyse bir adım atsa, yani bir adım daha ileriye götürülse maymun diyor, insan olacak. Dolayısıyla ama türler sabit. Türler tanrısal bilgide apaçık ortada. Dolayısıyla Darwin'in özgünlüğü türleşme fikrindedir. Türleşme. İkincisi, türleşmenin mekanizmasını doğal ayıklanmayla açıklamaya çalışmasıdır. Yani bu önemli bir saptamadır. Hani o yüzden diyorlar ya, Müslümanlardan çaldılar evrim teorisini falan filan. Yani bunu Yaşar Nuri falan da söylüyordu. Bunlar hiçbir bilimsel kanıtı olmayan iddialar. Ha şu yok mu? Aristoteles'ten beri insanlar en altta madde, maddenin üzerinde hava, toprak, su ve ateş, formlar, dört kök, ondan sonra bitkiler, madenler, üstüne bitkiler, bitkilerin üzerine hayvanlar, insanlar, melekler ve Tanrı'ya doğru çıkmış. Ama bunu yaparken bitkilerden mesela hayvana giderken de varlıkları yine bir hiyerarşi içerisinde, kendi içerisinde sıralamış. Skalanatura değil mi hocam işte yani? Evet. Yani varlıkların üç zinciri denen şey, hiyerarşik, aralarında geçiş ilişkisi bulunmayan bir sıra. Evet. En altta madenlere yakın, bitkisel özelliği de olan ama madenlere daha yakın olanı. En üstte de bitkisel özelliği olup ama hayvana, hayvansal özelliğe de yakın olanları yerleştirmiş. O yüzden mesela insanla ilgili der ki o kitaplar, insan meleklerle hayvanlar arasında bir varlıktır. Meleklerle hayvanlar arasında aradadır. Ama insanların bazısı vardır, insanları da ayıklar. Bazısı vardır, duyusal düzeyde yaşar. Şehvet düzeyinde onlar hayvana yakın. Akıl düzeyinde yaşayan insanlar, meleki düzeye yükselen insanlardır. Onların da bir hiyerarşisini kurar. Dolayısıyla... İhvan-ı Safa'da da var hocam bu. Tabii İhvan-ı Safa'da var. Bu batini filozoflarda var, İsmaililer'de var. Evet. Tabii. Ben onları zaten, onlarla ilgili çok konuşulduğu için şunu söyleyeceğim. Ha, Kur'an'da evrim var mıdır? Çocuklar, Kur'an
evrenin yaratıldığını söyler. Ve kün feyekündür değil mi Mustafa? En temel misyonu odur. Evet. Her şeyi sonuçta anlatırken mesela insanı topraktan, pişmiş çamurdan, Mustafa Arapçalarını söyleyebilir. Değil mi? Mesela her şeyi sudan yarattık der. Mesela yine insanın yaratılışı söz konusu olduğunda spermden yaratmaktan söz eder. Meleklerin nurlar nurdan yaratıldığından söz eder. Mesela cinlerin meariçten yaratıldığını söz eder. Yer ve gök bitişikten Tanrı'nın onları ayırdığını söyler falan. Yine gökyüzünü Tanrı'nın kendi elleriyle bina ettiğini söyler. Değil mi? Bina. Bene'ye sözcüğünü kullanıyor zaten bina etmek. Hatta o bina eder gökyüzünü yıldızlarla süslediğini. Değil mi? Zeyyenle semaat dünya bir mesabiha diyor mesela. Lambalarla süslemiş gibi. Böyle anlatır. Kur'an o yüzden yaratıştan söyler. Şimdi sorun şudur. Bir mümin, inanan kişi, Tanrı'ya inanan kişi, deist de olabilir bu, fark etmiyor. Tanrı'ya inanan birisi evreni Tanrı tarafından yaratıldığını düşünebilir. Bu Tanrı evreni yarattı demek, evrenin nasıl yaratıldığını açıklamadığı için. Bizim peşinde Hasan'cığım, Hasan'cığım bak burada ben senin vakti zamanında kullandığın çok hoşuma giden bir cümleni alacağım. İznin olursa buradan ben yola çıkacağım. Çok güzel bir cümlesi var. Tam bu kaldığı yerle ilgili. Dedi ki bir mümin Allah'ın dedi Tanrı'nın evreni yarattığına inanır. Ama bu inanma o yaratmanın prosedürünü, süreçlerini, prosesini bilmek, anlamak anlamına gelmez. O külli olarak anlar. Yani Hasan bununla ilgili olarak çok güzel bir cümle kullanmıştı. Kitaplarının bir yerinde var. Din yaratılışla ilgili olarak Tanrı masayı tahtadan yaptı der. Bu kadar söyler. Hatırladın mı bu cümleyi? Evet. Masadan yaptı ama masanın çapı ne kadar, ayakları nasıl, üstünde verniği var mı, dörtgen mi, kaç günde yaptı, hangi etaplar, ağaç hangi malzemeden yapıldı, efendime söyleyeyim, kestane ağacı mıdır, kontra plak mıdır, efendime MDF midir, bunlar yok. Şimdi üstadım aynen katılıyorum. Kur'an-ı Kerim evrimi bir tartışma konusu olarak ele almamış. Çünkü böyle bir sorun yok. Kur'an-ı Kerim'de yeri gelmişken bu evrim konusunda müsaadeniz olsa 10 dakika konuşayım, ondan sonra zinhar bir daha da konuşmayacağım. Evrimle ilgili olarak Tanrı tarafından yaratıldığı söylenir. Tanrı'nın yaratma yani tekvin sıfatına ilişkin en çarpıcı motto gibi olan söz kün fe yekün sözüdür. Ol der, olur ya da oluş sürecine girer. Fe yekün diyor. Tamam. Nasıl olacaksa öyle olmaya başlar. Fakat bu Tanrı'nın yaratılışına, yaratmayı nemenem yaptığına ilişkin bir bildirim değildir. Bu cümle Tanrı'nın bütün yaratılmış kainat, kozmos üzerindeki hegemonyasına ve iradesine karşı eğer o bir şey diler ve bir şey isterse o iradenin önünde duracak hiçbir şey yoktur mesajı vermek için vardır. Onun yaratmayla alakası yoktur. Yaratmayla ilgili olarak da Kur'an-ı Kerim eski kutsal kitaplardan ve özellikle Tevrat'ın tekvin Genesis kısmının işte orada biliyorsunuz iki yaratılış hikayesi var. Nedir o? Birisi ruhban metnindedir, birisi yahvist metnindedir. Genesis iki ana metinden oluşur. Birisinde Tanrı'nın ruhu karanlıklar üzerinde yüzüyordu diye başlar. Karanlık yokluk demektir. Işık da varlıktan kinayedir bu kutsal metinlerde. Bu aslında bizim Hud suresinde ve kâne arşuhu alel mâ'inin Tevratçasıdır. Tanrı'nın arşı suyun üstündeydi ile Tanrı'nın ruhu suların üstünde yürüyordu. Evet. Evrene ilişkin Tanrı'nın yaratma iradesi henüz yönelmiş her neyse. Sonra ol dedi. Tevrat bunu 6 gün diyor. Siddete eyyam. Kur'an da bunu söylüyor. 7. günü Tevrat Tanrı istirahata çekildi. Yani sept kelimesi askıya almak, işe ara vermek,
biraz önce bizim yaptığımız gibi 15 dakika çay molası. Böyle bir anlamı var. Fakat bizim aşırı tenzihçi teolojimiz Tanrı öyle yorulur, öyle ara verir mi diye bizimki, bizim gelenek aslında bizde de bu cümleler başka türlü var. O da şu: Sitte-i Eyyam'da yarattı, sümme steva alel arşi. Sonra da arşa istiva etti. İster kuruldu, ister başka bir şey yaptı. Yani nihayetinde sept yaptı, işare verdi, bitirdi demek ya. Paydos demek yani. Paydos etti demek. Hemen hemen görüyorsunuz iki metin paralel gidiyor. Ama burada şimdi bunlar bugünkü bilim açısından doğrulanabilir ifadeler değil. Bunlar biraz hayranlık uyandırıcı. Tanrı'ya karşı orta çağ insanının kültürel dağarcığına paralel bir ifade biçimleridir. Biraz şiirsel, biraz mitiktir. Mit her zaman Atina'da Zeus'un orada Olimpos Dağı'nda kadın tanrıçalarla fingirdeşmesini konu edinen bir alan değildir. Mit her zaman kadim medeniyetlerde kutsalı anlatmanın, insanların doğada çözemediği olayları Tanrı'ya iradesine bağlayarak ona kutsallık yüklemenin, onu mitleştirmenin, mucize olarak tasavvur etmenin mantığını anlatan şeydir. Dolayısıyla eski kadim insanların bilimi mittir. Bilim. Şimdi oradan bakınca Kur'an-ı Kerim ne diyor? 6 günde. Gün dediğiniz şey zamandır. Zaman dediğiniz şey ise bugün gök cisimleriyle dünya arasındaki ilişkinin, hareketin ritmik sayımıdır, hesaplamasıdır. Yani oradan güneş doğar, akşam batar, bir gün oldu dersin. Arkadaşım, kainat yok ortada. Ne gün, ne güneş var, ne gezegen var, ne boşluk var, ne bilmem hangi günden bahsediyor. Gün ne ya? Bunu doğrulayabilir misiniz? Doğruya. Ama hani bize idraka yakınlaştırma, olayı anlatabilme babında söylenmiş şeylerdir. Buradan bilim çıkmaz. Buradan bilim çıkarırsanız bilimle bir yerde kaçınılmaz olarak kapışmak zorunda kalırsınız. Yani birini birine kurban edersiniz sonunda. Yapmayın bunu. Şimdi başka ne var? Kur'an-ı Kerim Allah yarattı der. Fakat bugünkü Deniz Hocam'ın evrimsel biyolog çerçevesinde, biyoloji çerçevesindeki verilerini, donelerini az çok ilişkilendirebilir olduğunuz ayetler bulabilirsiniz. Embeteküm nebaten gibi, sizi bitki gibi, ot gibi bitirdi. Veyahut atvaran sizi halden hale, evirden evriye geçirdi. Veyahut çamur prosedürleri vardır. Yani ne vardır? Turap vardır, tıyın vardır, çamur. Tıyini lazık vardır, yapışkan çamur. Salsal kelfahar vardır, fırınlanmış çamur, çömlek haline gelmiş. Hameyin mesnun, böyle bir balçıkta kokuşmuş çamur. Fakat çamur oğlu çamur. Bunların hepsini, dört çamuru bir araya getirdiğinde ortaya bir şey çıkmıyor. Ama bizim gelenek çamuru yoğurdu, heykeltıraş gibi. Yürü kulum dedi, insan oldu, yürümeye başladı gibi. Yani bizim gelenek yaratılışı biraz şapkadan tavşan çıkarmak gibi aldı. Tanrı'ya da böylesi yakışır diye. Bu oldu işte, yani mitolojik tasavvurdur. Şimdi sonuç. Evrime dair benim bakış açımı bir cümleyle özetliyorum. Kur'an evrimi problem etmiyor. Evrimle alıp veremediği de yok. Karşısında da durmuyor, yanında da durmuyor. Kur'an şunu söylüyor: Haliku küllü şeyin olarak Allah benim. Tanrı benim. Her şeyi yaratan benim. Evrim bu baptan bakınca bir mümin için bu her şeyin içerisinde insanın yaratılış süreçlerini acaba nasıl gerçekleştirmiştir? Yani bir ceninin, bir spermin yumurta hücresiyle birleşip 9 ay 10 gün sonra anne karnından çıkana kadarki süreci embriyolojide safa safa inceliyorsun. Orada basbayağı bir evrim var. Bunu insanlığa modelle. Kaç bin yılda nasıl oldu? İşte bu kadar. Yani Tanrı oradaki sürecini böyle, buradakini böyle işletti. Yani işletmeyi düşünüyoruz. Bu Tanrı'ya inanan açısından. Bunu niye söylüyorum? İkide bir Tanrı'nın karşısına alternatif olarak bir şey dikmenin de lüzumu yok. Yani illa ateist olmak gerekmiyor evrime inanmak için diyorum. Süleyman Hoca'nın yaptığı iş ise
iler tutar bir iş değil hocam. Yani Kur'an'ı hiç konuşmadığı bir konuda zorluya zorluya konuşturuyor. Onun da sebebini anlıyorum. Yani o özelde yakında, yakın hatta Turan Dursun'a cevap vermek istedi. Ama genel İslam dünyasına bakınca aydınlanma trenini kaçırmış İslam toplulukları Avrupa ile kendisi arasında 200 yıllık bir gecikme farkı girince kalktı Ernst Renan 1881'de çok edersin bizi foseptikten aldı, foseptiğe soktu. İslam ve Bilim Konferansı'nda dedi ki bu Müslümanların kendilerinin de kitaplarının da bilimle, aydınlıkla uzaktan yakından ilişkisi olmalı. Bunlar man kafadır. Biliyorsunuz buna Namık Kemal cevap verdi, öteki cevap verdi. Bu o zaman baktılar olmuyor. Ama ister istemez biraz bu çamur atmanın, cerh etmenin ister istemez yarattığı aşağılık kompleksi ve aynı zamanda savunma refleksiyle hemen bir apolojik refleks gelişti. Bak bizde de var. Bak bizim dinimiz bilimle ters düşmüyor. Bunun ilk temsilcilerinden biri Said Nursi oldu. İkna etti mi? Etmedi. Niye? Sebebini söyleyeyim mi üstadım? Bilimin felsefesinin paradigmasını kim kurduysa o paradigmanın gücü karşısında böyle sağdan soldan çıkma araç parçalarıyla ortaya çıkaracağın araçla yarışa giremez. Bak şimdi bir örnek vereyim. İtalyanlar Catenaccio diye bir futbol tekniğine sahip. Catenaccio demek kapının kilidi demek. Mantığı da şudur. Rakip gol atmazsa maçı kazanamaz. Ne demek? Gol yemeyeceksin kardeşim. Abi bu adam genetik kod haline getirmiş. Bunun karşısında sen Catenaccio yapamazsın. Çok uyduruk olur. Dolayısıyla savunmacı reflekslerle İslam'ı bilimle izdivaç ettirmek bir aşağılık kompleksidir. Bu açıdan bakıldığında sonucu itibariyle de dini kurtarmak gibi görünse de aslında buradaki asıl onur payesi, şeref payesi bilime veriliyor. Bilim Kur'an'ı onayladıkça Kur'an da şeref kazanıyor. Aslında Kur'an'ı mahcup ediyorsunuz. Oysa Kur'an'ı kendi alanında, din dili içerisinde ayrı bir kompartımanda tutsanız o özelliğini, değerini koruyacaktır. Şimdi bilimin onayına sunmaya geliyorsunuz. Bilim onaylarsa oluyor, onaylanmasa boynu bükük kalıyor. Oldu mu şimdi? Olmadı. Nokta. Bir de bu arada bir şey söyleyeyim üstadım. Evet, orta çağlarda, daha kadim zamanlarda değişme tedirgin edici ve çok makbul bir şey değildir. Bir şey ne kadar sabitse o kadar değerlidir. Evet. Tabii bunun ama bunun çünkü Tanrı da mesela yeni Eflatuncülük'te mutlak bir var ya. O da en temel vasfı nedir? Sabitliği ve değişmezliğidir. Değişken olan olmaz. Şimdi bir şey söyleyeyim ama bunun istisnaları var. Bir nehirde iki kez yıkanamazlar gibi. Ha? Ama o da gene sınırlı. Evet. Yani orada da Heraklitos'u iyi düşünmek lazım. Yani Heraklitos bize dünyanın komple değişip yeni bir dünya geldiğini söylemez. Sadece evet. Şu bizim modern dünya, modern bilim anlayışımız öyle bir şey ki yani evrenin temeline gittiğimizdekiyle şu andaki haline benzerlik hiç yok. Yok, yani yok. Doğru, doğru. Farklı bir yoldayız. Mesela dediği gibi ortak bir atadan bir sürü türleşmelerle, değil mi? Bir sürü varlık ağacının meydana geldiğini görüyoruz falan. Mesela bugünkü bakış açımız çok ilginç. Ben şöyle bir şey var açıkçası. Ahmet Arslan Hoca çok zeki biçimde şey söyledi. Aslında modern paradigma, yani bu evrimle birlikte aslında biz asıl bilginin tarihi bilgi olduğunu öğrendik dedi. Geçmişte tarih Aristoteles'te neydi biliyor musunuz? Şiir bile tarihten daha felsefiydi. Çünkü mümkün olması olası olanı anlatıyor idi. Eski gelenekte değişebilir olan, geçip giden, zaman ve mekan içinde olan şeylerin değeri yoktu. Yani onlar gerçeği ifade etmiyordu. Asıl olan değişmeyen özleri bulmaktı. Bugünkü modern bilimimiz ise çok ilginç bir biçimde bu, eğer değişmeyen özler söz konusuysa suretler mesela, tarih yok demektir. Onlara tarih etki etmiyor. Oysa bugün biz
her şeyin tarihinin olduğunu düşünüyoruz ve tarih içerisinde gerçekleştiğini ve gerçekleşmenin olup bitmediğini, devam ettiğini düşünüyoruz. O yüzden bugün diyor, şeye sorarsanız Ahmet Arslan'a güzel bir laf söylüyor. Bugünün fiziği de tarihsel, tarihe doğru geriye gidiyor Big Bang'le. Tabii. Evrim teorisi de tarihe geri gidiyor. Bugün antropoloji de tarihe geri gidiyor. Dinler tarihi de öyle. Hep tarihi süreç içerisinde olaylara bakıyoruz. Aslında evet. Farkında olmadan en başat bilgi türümüz tarih oldu. Evet, isterseniz Hazreti Adem ve 7000 yıl meselesi var. Biliyorsunuz değil mi o 12 sorunun içerisinde? Hocam, evet. Ondan